hem agresif oynayabiliyor, hem defansif oynayabiliyor. Oyunu çok güzel kontrol ediyor. Birebir de bu ne kadar etkili oluyor, ne kadar oyununa yansıyor bilmiyorum ama buralara kadar geldiğine göre demek ki bazen agresif, bazen defansif oynaması işine yaramış. Aynı zamanda çok da sorumluluk sahibi bir isim Kira. Şu an üniversitede okuyor ve edebiyat okuyor. 22 yaşında evli. Yani evli olan yegane profesyonel League of Legends oyuncularından aslında bir tanesi. Aslında yani Rusya'da diyebiliriz. Evlenme yaşı biraz o şekilde işte. Alex'ten bilirsek 20 yaşını geçen evlenmeye başlıyor. Diamond da evliydi önceden. Sonrasında ayrıldı. Ki Diamond çocuk gibi duruyor yani. Evet, çok genç duruyor. Bu arada seçimler tamamlanmak üzere Caitlyn'i direkt olarak seçti Kira. Dün de ona galibiyeti getiren tercih olmuştu bu Caitlyn. Kindred, Urgot ve Lucian yasaklamaları. Brand, Queen ve Lulu yasaklamaları da Kira tarafından geldi. Chuchuz bakalım ne alacak. 20 saniyelik bir süresi var Chuchuz'un. Caitlyn Cassiopeia seçti. Bu arada çok güzel bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dün izlediğimiz bir karşılaşmada Cassiopeia tek bir ultiyle Kalista'yı evet, yok etmişti. Yani nişancıların... Seros yapmıştı bunu da. Evet, nişancıların korkulu rüyası Cassiopeia ultisi olabilir. Çünkü otomatik hata çıkarırken arkasını dönmesi pek mümkün değil. Otomatik hata çıkarırken bir atılan ulti oyunu kazandırır diye düşünüyorum. Ve hani oyunun ilerleyen dönemlerinde saldırı hızı alan nişancılarla burada gördüğümüz nişancılar bir değil. Otomatik atakları arasında belli bir süre var. Yani bence Cassiopeia seçimi düşünülmüş. Çünkü Kira'nın daha önce de Caitlyn oynadığını hatırlıyorum. Yanlış evet, bilmiyorsam. Dün BRTT'yi yenerken Caitlyn oynadı. Evet. Caitlyn'le Caitlyn mücadelesiydi. Evet. İşte o son vuruşun yapılamadığı maç. Nişancı alacağını düşünerek Cassiopeia tercihinde bulunmuş. Çok da mantıklı bir tercih. Ama aynısını Carbon da yapmıştı. Carbon üstün çıkamamıştı bir diğer okyanusyalı oyuncu. Sıra Chuchuz'da kazanmasını umut ediyoruz. Bazı sen çok güveniyorsun Chuchuz'a ama ben nedense Chuchuz'a güvenemedim. Bakalım umarım kazanır. Hani şu yüzden Chuchuz'a güveniyorum. Daha önceden de çok izleme fırsatı buldum kendisine. Kendi bölgesinin en iyi ikinci takımında oynuyor. Ve hep en üst seviye iki orta koridor oyuncusundan birisi olmuştur. O yüzden bireysel yeteneği de oldukça yüksek. Tabi birebir de bireysel yeteneğin bile işe yaramadığını, ufak hataların sonucu belirlediğini gördük birebir şu ana kadar. Birebir de bile deneyim aslında en büyük etken diyebiliriz. Çünkü oynadıkça anlıyorsunuz ki minion dalgalarını kontrol etmeyi, şifaların tam olarak ne zaman çıkacağını ezberliyorsunuz. Ve ne zaman dönüp de hangi eşyayı almanız size daha büyük avantaj sağlar. Bunu öğreniyorsunuz. Oynadıkça deneyim kazanıyorlar tabii ki. Bunun en iyi örneklerinden birini White Lotus Naru'ya karşı göstermişti. Üste ikinci dönüşünde iki tane büyü savar pelerini almıştı ve Naru'nun hasarını iyice düşürmüştü. Naru da Fizz'le onu öldürmeyi başaramamıştı. Evet, hatırlıyorum o maçı. Gerçekten hasar vuramıyor gibi bir şeydi. Kira ve Chuchuz arasındaki mücadele başladı. Tabii birinci seviyede Kira daha avantajlı. Chuchuz'un ikinci seviyeyi beklemesi gerekecek. Zehirli patlama yeteneğiyle başlamış o da şu ana kadarki bütün Cassiopeia'ların birebir de yaptığı gibi. Ama yetenek atışları tutuyor. Ya tekrar belirtmekte fayda var. Cassiopeia'nın bir nişancıya karşı çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Zaten nişancıların korkulu rüyası olabilir Cassiopeia. Benim düşüncem Chuchuz'un eğer hata yapmaz da level yani seviye 6'yı beklerse rahatça kazanabileceğinden yana ama seviye 6'yı beklemeden böyle bir agresiflik yapabilirse hata olabilir ama yine de beklediğimden iyi bir takas yaptı. Evet, Kira'nın canını okudu diyebiliriz neredeyse. Kira da iksirlerini kullandı şu anda. Manası bitmiş durumda Cassiopeia'nın. Evet. Gerçi bir Q E kombosu daha yapabilir gibi duruyor. Ama yeterli olmayacaktı tabi. Cassiopeia'nın öldürebilmesi için karşı tarafı manasının da bayağı bir fazlayken girmesi gerekiyor. Evet. Çünkü hasarının durması demek Cassiopeia'nın ölmesi demek. Ama zehirli patlamaları yetenek atışlarını çok iyi tutturuyor şu dakikaya kadar. Caitlyn'in üzerinde arındır var. Evet. Cassiopeia'nın ultisinden arındırla çıkabiliyor. Ama hasarını yiyor. O açıdan düşünürsek ve eğer çabuk basamazsa çok az bir taş olması bile inanılmaz hasar almasına sebep olabilir Cassiopeia'nın kombosundan. Yalnız Kira büyük bir avantaj elde etti çünkü Chuchuz'un şifasını aldı. Minyon'da da önde
Şimdi kule altında olduğu için biraz bir dezavantajı var derken iyi bir oyun Kira'dan. Aynı zamanda kabiliyetini de tetikledi o noktada. Chuchuz. Chuchuz iyi takaslara giriyor ama Kira'nın menzil avantajı çok yüksek. Piltover silahını kaçırdı. Çok eşit gidiyor açıkçası. Çok eşit gidiyor. Bu arada kabiliyetlerden sürekli bahsediyoruz ve hep aynı kabiliyetten bahsediyoruz. Hortlağın pençesinden. Kasiopeya'nın üzerinde şu an ölüm ateşi dokunuşu var. Hırs kısmından alınan ölüm ateşi dokunuşu. Şu anda 3 saniye içinde saldırı gücünün, yani pardon, yetenek gücünün %20'si kadarını hasara dönüştürüyor. Ve bu 3 saniye üzerinde Caitlyn'e vurmaya başlıyor. Chuchuz şansını zorluyor biraz açıkçası. Kira'nın o noktada yapacağı tek bir oyun Chuchuz'un ölümü anlamına gelebilir. Şimdi üstüne dönecek. Minyondan kazanma şansı kalmadı diyebiliriz artık Chuchuz için. Ve büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Şifayı almak için Kira'ya öldü. Resmen gel beni öldür dedi. İşte Chuchuz'a güvenmemenin nedenlerinden biri bu.